Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün beslenme çantalarına ve kahvaltı sofralarına çok yakışan yumuşacık pizza poğaçalar hazırlıyoruz. Hadi tarifimize başlayalım. İlk olarak hamur için 1 su bardağı ılık sütümüz var. Su bardağı 200 ml olarak kullanabilirsiniz. 1 su bardağı ılık su. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 tane yumurta akı kullanıyorum. Sarılarını ayırdım, onları üzeri için kullanacağım. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı da tuzumuz var. Tüm malzemeleri ekledim. Önce güzelce çırpıyorum, homojen bir kıvam alsın. Sonra un ve maya mı ilave edeceğim. Malzemelerimi karıştırdım. Bu şekilde karıştırırsanız hamur yoğururken daha rahat edersiniz. Şimdi unu ilave ediyorum. Burada 5 su bardağı un var. Gerekirse biraz daha ilave edeceğim. Bir kısmını aldım. Unun tamamını eklemiyorum. Bir pakette instant maya ilave ediyorum. Dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Yarım paketten biraz fazla kullanabilirsiniz. Eğer kuru maya kullanmak isterseniz 1,5 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Şimdi hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Ben 1 bardak su, 1 bardak süt kullandım ama dilerseniz 2 bardak süt de kullanabilirsiniz ya da bir kısmını yoğurt da ekleyebilirsiniz. Evdeki malzemeye göre şekillendirebilirsiniz. Çok fazla hamurda değişiklik olmayacaktır. Hamurumu hazırladım. Yaklaşık 6,5 su bardağı kadar un kullandım. Size son bardakları böyle kontrollü ilave ederseniz daha rahat edersiniz. Şimdi üzerine güzelce saracağım ve mayalanmaya bırakacağım. 1 saat kadar mayalandırmak yeterli olacaktır. Hamurumuzu mayalanmaya bıraktık. Şimdi size birkaç küçük detay göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bazı videolarda mutfağımızın bazı noktalarını gösteriyoruz. Nasıl daha kullanışlı yapabilirsiniz, nasıl daha şık mutfaklar elde edebilirsiniz. Fikir vermeye çalışıyoruz. Sizlerden de olumlu dönüşler alıyoruz. Bugün de size aydınlatmaları göstermek istiyorum. Çünkü mutfağınızı komple değiştirmeden sadece ufacık dokunuşlarla çok güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Biz dolap içlerinde LED aydınlatmalar kullanıyoruz. Aynı zamanda onları açmak, kapatmak da çok keyifli. Ve hemen onu da göstermek istiyorum. Şöyle elinizi gezdiriyorsunuz, oradaki sensörler de kapanıyor. Açık alanlarda spot lambaları kullandık. Kapalı alanlarda da ledleri kullandık. Kumandalı olanları da var. Evinize hangisi uygunsa tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz biz bu detayları Hafele'den temin ettik. Eğer siz de düşünürseniz açıklama bölümüne linki bırakıyorum. Bütün ürünleri inceleyebilirsiniz. Hamurumuzun mayası geldi. Şimdi onu tezgaha alıp bezelere ayrıştıracağım. Şöyle havasını alabilirsiniz. Hafifçe yoğurarak. Hamurumuzu çok az unla tezgahta şöyle toparlayalım. Şimdi bezelere ayrıştıracağız. Bezelerimi yaklaşık eşit boyutlarda toplam 24 parçaya böleceğim. Ama daha büyük isterseniz poğaçalarınızı daha az da yapabilirsiniz. 16'ya da bölebilirsiniz. 24 parçaya böldüğüm hamurlarımı şu şekilde elimle toparlıyorum. Böyle bildiğimiz klasik beze haline getiriyorum. Sonra da tepsiye yerleştiriyorum. Aralıklı yerleştirdim çünkü birazdan üzerlerini bastıracağız. O yüzden birbirlerine yapışmasınlar pişerken. Bezelerimi tepsiye yerleştirdim. Toplam 24 tane bezem var. Şimdi hepsinin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını en başta hamuru hazırlarken ayırmıştık, hatırlarsınız. Onları güzelce çırptım. İçerisine başka bir şey eklemedim ama dilerseniz daha parlak olsun derseniz sıvı yağ da ilave edebilirsiniz bir kaşık kadar. Ben tepsimin bir tanesini susamlı yapacağım. Kavrulmuş susama, yumurta sürdüğüm bezeyi alarak ters çeviriyorum. Bu şekilde güzelce her yeri susama bulanmış oluyor. Poğaçalarıma yumurta sürdüm ve susama buladım. Şimdi onlara şekillendireceğim. Dilerseniz elinizle de şekillendirebilirsiniz ya da pratik olması için ben bardak kullanacağım, su bardağı. Tabanıyla üzerlerini bastıracağım. Eğer ki yapışma olursa o zaman tabanına birazcık sıvı yağ sürebilirsiniz. İç malzemesi koyacağım alanı şu şekilde bastırarak
çukurlaştırıyorum. Poğaçalarımızı şekillendirdik. Şimdi iç malzemesini yerleştireceğiz. Artık buradan sonrası tamamen size kalmış. Dilediğiniz malzemelerle poğaçalarınızı lezzetlendirebilirsiniz. Ben birkaç tane alternatif yapacağım. Belki size fikir olur diye. Sucuk kullanacağım bazılarında. Yeşil biber, kırmızı biber, domates, zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin de olabilir. Beyaz peynir, kaşar peyniri olabilir küp küp doğranmış bir şekilde. Bu kısım evdeki malzemelere göre ya da damak tadınıza göre dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarımızı şekillendirdik. Hepsi çok güzel gözüküyor. Şimdi 175 derece fırında alt üstü kızarıncaya kadar pişmeye bırakacağız. Evet, poğaçalarımız da şimdi fırından çıktılar. Yaklaşık 25 dakika kadar pişirdik. Yeterli oldu. Siz yine fırınınıza göre kontrollü bir şekilde pişirirsiniz. Şu anda çok sıcaklar. Birazcık ilk sıcağı çıksın, sonra servis edeceğim. Ama çok yumuşak, çok lezzetli gözüküyorlar. Mis gibi de kokuyorlar. Tarifimi denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında denedikten sonra fotoğraflarını çekerek bizimle paylaşabilirsiniz. Sizden sonra deneyecekler için de fikir olacaktır. Aynı zamanda da kanalımıza abone olur, bildirimleri almak için de zili tıklarsanız çok sevinirim. Şimdi size hem altını hem de içerisini göstermek istiyorum. Altı da üzeri de çok güzel pişti. Fırının orta rafında fansız bir şekilde pişirdim ben. İçi de gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş bir şekilde. Dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde daha bol malzeme de ekleyebilirsiniz. Her türlü bu poğaça hamuruna çok yakışacaktır. Yine videonun sonuna çok sevdiğim poğaça tariflerinden seçenekler bırakıyorum. Onları da tıklayarak izleyebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.